edilen bir kadın kesinlikle. Aslında çok olanaksız bir ailede ve olanaksız bir mahallede büyümüş, yaşayan ama oradan bir biçimde kurtulmak isteyen, bunu da hayalleri dahilinde çok da uçmadan yapmaya çalışan son derece gerçekçi bir kadın. Bir audition'a girdim tabii ki Sürin için. Ben okur okumaz oyunu müthiş heyecanlandım. Yani böyle bir şeyin bana gelmesi bile beni çok heyecanlandırdı. Sürin'i çok sevdim, hikayeyi çok sevdim. Yılmaz Erdoğan kaleminden çıkan bir hikaye canlandırma fikri çok kariyerim için çok büyük bir adım olacağını düşündüm. Benim için güzel bir challenge olacaktı. İlk görüşmemizi yaptık, birbirimizi çok sevdik. Çok aynı yerden baktığımızı fark ettik. Ve sonrasında zaten kısa bir süre için hemen provalara dahil olduk. İlla o dönem yaşamaları gerekmiyor. Bence müthiş bir tarih. Yani çünkü biz bunu bir fiktif bir şeyin içinde veriyoruz. Yani didaktik bir biçimde öğretmiyoruz. Öyle güzel, organik bir biçimde ilerliyor ki o zamanın yaşantısı, sosyal koşulları, ekonomik koşulları, bunların hepsi oyunumuzda karşımıza çıkıyor ve asıl amaç zaten bunu göstermek de değil. Bizim anlatmak istediğimiz bir hikayemiz, söylemek istediğimiz bir sözümüz var. Ama dokuya o kadar uygun yazılmış bir metin var ki elimizde. Gerçek bir nostalji yaşıyor gelenler. O dönemi yaşayanlar da yaşamayanlar da. Hem öğretici oluyor hem hatırlatıcı oluyor. Hem de birçok şeyin hala günümüzde değişmediğinin altını çizmiş oluyoruz. Ben bir söz verdim kendime. Aklımı sevmediğini kalbim de sevmeyecek diye. Kalbimi serbest bıraksam belki bilmiyorum. Ama ben çok üşüdüm, çok yoruldum diyor. Ay zaten onun bütün böyle mantığıyla hareket ettiğinin altını çizen bir laf ve bizim de son sözümüz, Sürün'ün de son sözü. Herhangi bir düşünceyle gelmesinler. Öyle her şeyi bırakıp tamamen seyir amaçlı gelsinler ki bütün tadına varsınlar. Tek tavsiyem bu olur.